Sezonun finali başlığını görüyoruz. Fotomaç 4'te. Trabzonspor Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankara Gücü'yle karşılaşıyor. Önce Avrupa'ya veda eden, ardından Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışının çok uzağında kalan Trabzonspor tek hedef olarak gördüğü zira Türkiye Kupası'nı almak istiyor. Rakibi de turu geçmesi halinde Trabzonspor'un ya Galatasaray ya da Medipol Başakşehir olacak. O da yarın belli olacak. Ne dersiniz Selahattin Kınalı? Bugün nasıl bir maç bekliyorsunuz bu akşam? Ya her türlü sonuç çıkar bu maçtan. Tek maç çünkü. İkinci maçı düşünerek bir planlama yapılmayacak. Kazanma oyunu olacak. Bilmiyorum Bakasetas sahada olacak mı? Trabzonspor'un Bakasetas olmadan şu kadronun maç kazanma ihtimalini çok zayıf görüyorum ben. Muhtemel 11'imiz var mı? Bu arada bir soralım. Varsa onu da birazdan rica ederiz. Kaldı ki defanstaki... Hazır değilmiş şu an ama gazetelerden bakabiliriz. En güvenli adamın da gitti. Vito da gitti. Seni kupada tutan adam yani Ümraniye maçında. Son dakika golüyle kupada tutan oyuncun da gitti. Şöyle muhtemelleri ben Fotomaç gazetesinden aktarayım. Yunus Emresel zaten... Yine kaleme alıyor oradaki haberleri de. Bize de oradan istihbarat gelecek. Uğurcan, Larsen, Bartra, Densville, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Vişça, Markovic ve Gomez demiş Yunus Emresel muhtemel 11'e. Valla Markovic Kayseri maçında, Kayseri maçı zannedilenden önemliydi. Trabzonspor camiası çok farkında değil. Bak şurada... Trabzonspor camiası bence çok farkında. Biz burada yerel gazeteleri de okuyoruz. Trabzonspor yerel basını epey eleştirel yaklaşmış. Kayseri Spor maçının ardından birazdan yine bakarız. Eleştiriyi kastetmedim Ezgi. Ligin bu seneki şeyleri var. Kim ne kadar para kazanacak? Maddi olarak söylüyorsunuz. Evet. Trabzonspor'un şu an en büyük derdi maddi dert. Trabzonspor erken yüzleşti. Sırada diğer takımlarımız da olacak. Birinci şampiyon 33 milyon para alacak. Ligin altıncısı 3.3 milyon alıyor. Yedincisi 0 lira alıyor. Trabzonspor 6.'lığı bile tehlikeye sokmuş durumda şu anda Kayseri'ye kaybederek. Kayseri bence gizliden gizli o planı yapıyor. 5. olursa da 6.6 milyon olur. 2 katın oluyorsun. Trabzonspor şu anda 6. ama Kayseri arasında 3 puan var. 2 leverage de kaybetti. Yok 2 leverage aynı. 2-1 kazandı ama genel leverage'e bakacak o. Yani Trabzonspor'un artık şu mali sıkıntı, bu girdap, kıskaç içindeyken bunu da düşünmesi lazımdı. Ama maalesef bana göre sahaya çok yanlış bir kadroyla çıktı Orhan Hoca. Onun bedelini Trabzonspor ödedi. Müdahaleleri de yanlıştı. Bu kadro doğru mu? Bu kadro bence Hamşik'le başlamaz. Abdülkadir Ömür sezon finali dediğim Hamşik maçta. Hamşik yok zaten. Yok. Burada yanlış mıydı? Hamşik, Paratisi'nin Abdülkadir'in. Ben sabahtaki muhtemeli görüyorum. Ha ben fotomaçtakine bakıyorum. Pardon. Ömür'le başlar. Markovic fena bir oyuncu değil. Bir dönem Fenerbahçe'de ondan bir şeyler umarak aldı ama çok verim alamadı. Kayseri maçında da iki tane %100 gol kaçırdı. İkincisinde hakem penaltı verdi ama öyle penaltı olmaz. Yani Kayseri lehine, Trabzon lehine verilen penaltı falan değildi. Tıpkı Erkan Özdamar denen hakemimizin Kayseri lehine verdiği, büyük bir iştahla çarptığı, verdiği penaltının olması gibi sonra VAR'dan döndü, Eren'e çarptı. Ya vasat bir yönetim gösterdi hakem. O hatasını başka hatayla gidermeye çalışıyor. Trabzon lehine hata yaparak. Oyuncu vurmuş, dışarı atmış. Sonrasında yapılan müdahale penaltı olmaz. Ve yani şunu söylüyorum, Markovic atamadı yani iki tane %100 golü. Belli olmaz. Belki bugün de Trezeguet'i görebiliriz sahada. Ya. O anlamda söylüyorum. Trezeguet yokmuş. Sakatlıktan dolayı mı? Evet. Kafileye alınmamış. Anladım. Vişça son maç çok bir varlık gösteremedi. Bana göre Trabzonspor hele bu maçta Doğucan'ı sahaya atmak zorunda. Doğucan'a bir yer bulmak zorunda Trabzonspor. Yoksa Ankara Gücü çok diri bir takım. O şeyde forvette çabuk oyuncuları var. Arkada da Emre ve Taylan gibi akıllı oyuncuları var. Hı hı. Hatta bir tane gözlüğü sabah alamadığım için Kitsuyu mesela o iyi oyuncu. Bir tane oyuncuları var. Gürcü bir oyuncu daha var. O da çok etkili oyuncu. Çabuk oyuncular yani. Çabuk oyuncular Trabzonspor defansını halaşöre eder. Öyle derler bize. Halaşöre olursun. Tabii herhalde teknik kadroya yetersiz müdahaleler olacağı düşünülürse yönetim müdahale olacaktır. Ya bu maç çünkü sezonun önemli İki maçından biri. Biri bu, biri geçerse öbür maç. Galatasaray'ı eleyebilirsen bir maçın kalıyor Avrupa için. Evet. Finalde kim çıkarsa karşına.
O yüzden bir hata ya da Başakşehir bu arada onu yapılmayacaktır. Da tabii Başakşehir Galatasaray maçının galibi tabii. Olmayanları bir kez daha hatırlatalım bu arada. Az önce söylediniz. Trezeguet yok başlığıyla bir kutu haber verilmiş foto maçta. Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Naci sakatlıkları nedeniyle bugün de yok. Son antrenmanda takımdan ayrı çalışan Trezeguet de kafileye alınmadı. Kayseri Spor maçında hafif bir sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür'ün durumu ise maç saatinde belli olacak demiş haber. Anladım. Ömür oynayacak durumdaysa yani kendisi ağrısı mağrısı olsa da Ömür çıkarsa ya. O iyi bir Trabzon delikanlısıdır. Çok eleştirilse de. Zaten ona ihtiyacı var takımın. Yani bu maçlarda Ömür, Uğurcan, bilmiyorum Sabih Hoca stoperde belki Bartra'yı keser, yanına alır, Hüseyin atar sahaya. Bilemiyoruz. Bartra öyle hatalar yapıyor ki. Kayseri maçında adamın ayağına basıyor, penaltıyı yapıyor. Basar basmaz da elini kaldırıyor. Bir şey yok. He yok oğlum yok. He. Hakem de yedi. Uğurcan'la ilgili bir haber yine Fotomaç 4'te dikkat çekiyor. Uğurcan aranıyor başlığıyla. Geçen yıl şampiyonluğu mimarlarından olan Uğurcan Çakır bu sezon hayal kırıklığı yaşatıyor. 4-3 kaybedilen Kayseri Spor maçında 4 isabetli şutta 4 gol yiyen 26 yaşındaki eldiven büyük bir form düşüklüğü yaşıyor denmiş. Sizce savunmadaki sıkıntı nedeniyle mi Uğurcan'ın performansı böyle yoksa Uğurcan'da bir moral motivasyon sıkıntısı mı var? Ne yani, dersin? Trabzon'daki muhabir arkadaşların gözlemleri daha önemli ama şimdi Uğurcan'la Altay'ı yarıştırıyorduk ya. O ondan iyi, o ondan iyi. İkisi de 4-4'lük kaleci oldu bu hafta. 4-4'lük yediler. Ama ikisini de çok kızamıyorum ben. O defanslarla yersin arkadaş. Kim yukarsan koy yer yani. O zaman defans problemi. Tabii ya. Bu bir bütündür bu yani. Birbirinden bağımsız olamaz. Şenol Güneş hiç gol yemiyordu. Niye yemiyordu? Önünde vardı bir kale. Çin Seddi gibi bir şey vardı. Şenol Turgay, Necati, Kadir, Dozer, Cemil. Kimse geçemiyor ki şut atsın. Top gelmiyor ki. Vurulan şut da böyle kaleye kadar zor gidiyor yani. Bir hamle oluyor. Yemezsin. Öndeki dört de çok önemli. Uyumu da çok önemli. Kalitesi de çok önemli. Hocanın oyun kurgusu da çok önemli. Fenerbahçe'de Uğurcan, Altay zorunlu olarak ön libero gibi oynamak zorunda hissediyor kendini. Çocuk sürekli tetikte. Uğurcan da penaltıda hareketsiz kaldı deniyor. Olabilir, insanlık halidir yani. Tam karar vereceği anda rakip karşında da bir oyuncu var. O da sana bir eskiz yapıyor. Sola bakıyor, sağa bakıyor penaltı atarken. Sen de donup kalabilirsin. Olabilir yani. İlle de bir tarafa doğru ezbere atlasın mı istiyorsun? Uğurcan öyle bir kaleci değil. Ezbere bir tarafa atlayan bir kaleci değil. Bir tahmin yapıyor. Buraya vuracak diyor, oraya atlıyor. Bir tahmin yapamadı kaldı. Tıp oyunda oynar gibi. Olabilir ya. Her kalecinin geçen sene Trabzonspor şampiyonluğu kime borçlu? Vakame ile Uğurcan'a öncelikle seni şampiyon yapan adam. O kadar kredileri olacak. Fanatik gazetesinde Olcay Çakır mücadeleyi yorumlamış. Savaşan Trabzonspor turu geçer başlığıyla ona da bakalım. Bordo Mavililerin elinde artık sadece kupa kaldı. Bugün çok önemli, telafisi olmayan bir maç. Kazanımları da yıpratıcılığı da farklı olur. Bırakan vazgeçen değil, asılan savaşan bir Trabzonspor ancak turu geçebilir. Özellikle Bakasetas, Abdülkadir ve Uğurcan üçlüsüne büyük iş düşüyor. Aslında yaptığınız yoruma benzer bir değerlendirme. Sayfanın en altında iki takımın teknik direktörleriyle alakalı iki haber var. Tolunay Kafkas çok iddialı başlığına ilk olarak bakalım. Trabzonspor'un eski oyuncusu ve hocası Tolunay Kafkas bu akşam Fırtına'ya... Lakabı nedir biliyor musun Tolunay'ın? Lakabını biliyor musun? Yok. Hindi. Zaten fotoğrafı görünce şey gibi geldi bana. Rakip olacak Fırtına'ya. Ankara Gücü'nün tecrübeli teknik direktörü Tolunay Kafkas. Kazanan taraf olacağımıza inanıyorum. Kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz dedi. Hemen yanında Orhan Ak'ın kader maçı başlığı da dikkat çekiyor. Kayseri Spor karşısında şok bir yenilgi alan Trabzonspor'un genç hocası Türkiye Kupası'nda turu geçerek yönetimin ve taraftarın güvenini kazanmak istiyor. Ters bir sonuçta Orhan Ak'ın geleceği tartışmaya açılacak. Bu da enteresan. Yani şu an zaten Orhan Ak sezon sonuna kadar yeni bir teknik direktör yıpranmasın diye takımın başında değil mi? Hani alışılmış ya, yönetim, bir düzen var, oyuncuları tanıyor, oyuncular onu tanıyor. Belki o yani giden hocanın ricası filan. Yani gidip kim gelecek yerine şu kalan ya, haftalarda? Yönetim öyle bir borç sarmalının batağının içinde ki parayı bulup borçları ödemenin derdindeler. Yani şu ara ilk geldiklerinde teknik direktör kim işte, kim var arkada? Orhan Ak değil de Talip Muttalip de olsa o devam edecekti yani. Ama şey değil yani, kader maçı filan maçı değil Orhan Ak için. Orhan Ak kazansa da kaybetse de Trabzonspor'da bir teknik direktör olarak bir geleceği yok. Olamaz yani.
Tolunay Kafkas var sol tarafta. Onun olur. Onunki zor. Ama Tolunay Hoca'nın da iddialı izlemesi evet enteresan. Ankara Gücü bir iddiadır. Şey diyebilirdi yani Tolunay Hoca. Ligdeki durumumuz çok kötü. Çünkü 25 Tolunay Hoca genel itibariyle, yapı itibariyle aslında iddialı bir Tolunay Hoca sisteme şirin gözükmek gibi derdi olmayan adamlar var. Genelde bunlar Trabzon'dan çıkarlar. Bunlar sistem tarafından çok benimsenmezler. Fatih Tekke de öyledir. Biat etmezler. Tolunay da öyle bir hoca. Tolunay da öyledir, Ünal Karaman da öyledir, Fatih Tekke de öyledir. Bunlar sisteme biat etmedikleri için genellikle işte sinirli, agresif falan böyle tanımlanırlar. Oysa onlara sinirli, agresif diyenlerin hepsinin onların karşılaştığı benzer olaylarla karşılaştıklarında verecekleri tepkiler, kişisel tepkileri aslında onların verdikleri tepkilerdir. Onlar doğal oldukları için sistem onları biraz reddediyor. Ankara Gücü ile Trabzonspor birkaç hafta sonra ligde de oynayacak benim bildiğim. Asıl Ankara Gücü'nün bence asıl önemli maçı o olmalı. Çünkü tabii ki kupa çok onurlu bir şey. Ankara Gücü zaten kupayı daha önce kazandı. Tadını da biliyor. Camia da çok saygı duyulası bir camiadır Ankara Gücü camiası bu arada. İmalat-ı Harbiye yani İstanbul'da kurulup Kurtuluş Savaşı'na destek için Ankara'ya taşınan çok değerli bir geçmişten geliyorlar. O yüzden bugünkü maçta da hani gönül ister Trabzonspor iyi oynayarak kazansın ama iyi oynayarak kazanacaksa Ankara Gücü de kazansın. Hiçbir itirazımız olmaz. Hak ederek kazandıktan sonra ikisinin de yolu açık olsun diyelim. Trabzon yerel basını yine biraz sert. Neler demişti? Özellikle dünkü başlıklar çok sertti. Kayseri maçından sonra. Bugün de şimdi yerel gazeteleri rica edeyim arkadaşlarımızdan. Şöyle Güne Bakış gazetesine bir bakalım. O kupa Trabzon'a gelecek. Çok net. Çok net bir mesaj Trabzon yerel basınından Trabzonspor'a. Ama ironiyi de içinde saklıyor. Biliyorsun yani. Yani bir kadeh devirin farenin kediyi çağırması gibi bir ironi de var onda. O buraya gelecek filan yani. O kupa Trabzon'a gelecek. Avrupa İnşallah. Vizesi almak için demiş. Evet. Trabzonspor 5. turdan başladığı kupa yolculuğunda Samsunspor'u 3-0, son 16 turundaysa Ümraniyespor 4-1 mağlup etmişti diye bir hatırlatma da yapılmış. Ümraniye maçının gerçeğini unutmamak lazım. 90. dakikada tutundun, eğleniyordun. Yani takımın kalitesi, oyuncu kalitesi çok şey vaat ediyor fakat oyun kalitesi hiç oluşmadı. Aslında Abdullah Avcı kalsaydı onun aldığı oyuncularla inşa edilmeye çalışılan bir oyun sistemi var. Hazır Visca en kilit oyuncularından biriydi. Visca hazırlandı geldi, hoca bıraktı gitti. Gitmemeliydi, bunu bir daha söyleyeyim burada da. O kalsaydı Trabzonspor yine üzerine koyarak gidebilirdi. Ama hoca fırtınalı denizleri seven hoca ilk Poyraz'da, üçlük beşlik Poyraz'da gitmeyi tercih etti. Yine Güne Bakış gazetesinin 12. sayfasında Vitor Hugo'nun vedasına yer verilmiş. Kalbimde sızıyla ayrılıyorum başlığıyla dün sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştı. Brezilya'nın Bahia takımına transfer olduğu Vitor Hugo ve annesinin rahatsızlığı nedeniyle böyle bir karar almak zorunda olduğunu söyledi. Gerçekten şampiyonlukta yine pay sahibi olan oyunculardan çok tecrübeli Bilir isimlerden misin? Biri çok. Vitor Hugo. Güzel bir... Ya bir tane rakip oyuncu hatıra ya da bir rakip taraftar diyebilir mi? Vito ile ilgili kötü bir hatırası. Şöyle vurdu, böyle yaptı. Yok. Yani. Tertemiz bir oyun oynadı. Tertemiz bir karakter olarak geldi. Annesine olan sevgisi onu tekrar ülkesine yöneltti. Böyle güzel ayrılıkları özlüyoruz yani. İnsanlar böyle uğurlanmalı. Kalsa iyi olurdu ama önemli olan onun kendi kariyeridir. Kendi düşünceleridir doğal olarak. Annesiyle birlikte olmak istedi. Ailesiyle ülkesine dönmek istedi. Şampiyon bir takımın şampiyon stoper olarak, sol stoper olarak hatırlanacaktır. Ve hep iyi şeyler hatırlanacaktır. Keşke herkes bu şekilde şeyler bıraksa arkasında ve öyle gitseler yani. Mesela az önce özetlerde şeyi izlerken Milan'da bir ara Fenerbahçe'de oynayan stoper vardı. Hala devam ediyor. Çocuğu gördüm. İyi hatıralar bırakmış. Yani hiçbir şey, kötü bir şey hatırlamıyoruz. Bak Milan'da kariyerine devam ediyor işte. Hı hı. Böyle oyuncuları bulup getirmek lazım. Uğurlarken de geldikleri gibi o şekilde onurlarını onore ederek göndermek gerekiyor oyuncuları. Trabzonspor bunu başarır. En azından bu örnekte bunu görüyoruz. Sebep olanlara teşekkür ederiz. Peki.
Şimdi Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'de Kayseri Spor'la karşı karşıya gelecek. Yine çok kritik bir mücadele. Yani o karşılaşmanın da Fenerbahçe açısından kaybedilmesi halinde bu derbi sonrası tartışmalar daha da alevlenecek. Artık ne boyutlara çıkar onu bilemiyoruz. Kayseri yerel basınından bir sayfa paylaşalım hemen. Anadolu Spor sayfasını. Sırada Fener var başlığıyla. Kayseri Spor Kulübü basın sözcüsü Samet Koç, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Perşembe günü saat 20.30'da deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe'yi yenerek yarı finale çıkacaklarına inandığını söyledi. Kayseri Spor da formda, güçlü bir rakip, zor bir mücadele. O karşılaşmanın nasıl geçmesini bekliyorsunuz? Transfer yasağı nelere kadir görüyor musun? Trabzonspor transfer yasağı yiyerek şampiyonluk sürecini başlattı 2018'de. Şimdi Kayseri Spor'da sırada Fener var. Mesajı alıyorsun yani. Trabzon'u hallettik. Doğal olarak sırada bir büyüğü yendik. Sırada öbürü var. Gayet doğal. Bir de son yıllarda Kayseri, Fener-Kayseri maçları hep ilginç geçiyor. Farkındasın. Çünkü Kayseri uzun yıllar hiç kazanamadı. Sonra iki defa üst üste beraberlik falan. Kayseri'nin de ön tarafta Tiyan mesela Trabzon'a attığı. Defans arkası koşuları o kadar iyi yapıyor ki. Evet. Son vuruşları çok becerikli olsa Tiyan'ın 15-20 golü olmuştu. Son vuruşlarda sıkıntısı var. Yoksa aralara sızmaları çok iyi. Çok da iyi oyuncuları var. Valla gerçekten diyorsun lan iyi ki transfer yasağı gelmişten menajerler Kayseri Spor üzerinde at koşturamamışlar. Oyuncu grubu korunmuş. Çağdaş Hoca elindeki malzemenin ne olduğunu bilmiş. Onlara göre bir oyun inşa etmiş. Ve oyunu da sürekli üzerine koyarak gidiyor. Gerçekten saygı duyulası yani. Böyle şeyler zorunluluktan olmamalı işte. Bizde zorunluluktan oluyor. Keyfiyet olmamalı bu yani. Bir felsefe koyman gerekiyor. Onun üzerine gitmen gerekiyor. Biz zorun, Trabzonspor zorunlu olmasa Türkiye Ligi'nde devrim yapmayacaktı zaten. Yani 76'dan bahsediyorum. Büyük paralar harcandı. Romanya'dan oyuncular geldi. Yine ikinci bitirdi ligi. Böyle olmaya dediler. Ya biz dönelim bizim uşaklara. Bizim uşaklar seni 10 yıl kasıp kavurdu Türkiye Ligi'ni. 6 şampiyonluk, 4 ikincilik. Şimdi transfer yasağı geldi 2018'de. O kıvılcım şampiyonlukla taşlandı. Şimdi Kayserispor örneği. Çok iyi bir top oynatıyor. Oyuncular da zaten yani Berna Hanım'a yine teşekkür etmek lazım üvey yönetimine. İyi oyuncular bırakmışlar zaten. İyi oyuncular almışlar. Kayseri kadrosuna bakıyorsun öyle hiç tevazu ile bakılacak bir kadro değil yani. Mütevazı olmalarına gerek yok. İddia koyabilirler. Ki kaldı ki Onur'u da verdi. En iyi, ligin en iyi sağ beklerinden birinde verdiler Beşiktaş'a yani. Kayseri yine bir sürpriz yaparsa ama Fener de şu an tam bir yaralı aslan. Eğer bu hafta içinde yani maça kadar iki gün içinde bir gelişme olmazsa yani, bekliyor musunuz bir gelişme olmasını? Olabilir eğer o duyumlara dayalı haberler var ya çok itibar etmemekle. Evet. Onlar en azından itibar etmemek demeyelim de yani, onlar üzerine yorum doğru olmuyor. Ama diyelim öyle bir karar ayrılık oldu. Ayrılık olursa Fenerbahçe için bu maç özellikle bu maç çok daha motive bir maça dönüşebilir. Ama olmazsa da yine Jesus'un cezası bitiyor mu? Sahada oluyor herhalde. Evet evet oluyor. Jesus'lu Fenerbahçe'de sezonu en azından bir kupayla kapatalım motivasyonuyla oyuna asılacaktır yani. Ama ya diyorum ya ya bana Fenerbahçe'yi verselerdi ya. Yani bana o takım yaptıseler bu Fenerbahçe şu an en azından Galatasaray'la puan puan olurdu. Ferdi 10 numara. Sağ açıkta Emre Mor. Valencia tek, solda Rossi ya da Joshua Ekin fark etmez ama Ferdi 10 numara. Emre Mor da 11'de sağda. Ya ara şeyi, üçlü oyun şeyi ısrarı filan Fenerbahçe oyuncu kalitesiyle doğrultuda gitmeyin diyelim. Yani oyuncu kalitesinin gerektirdiği noktada değil Fenerbahçe. Peki madem Ziraat Türkiye Kupası maçlarının ikisini konuştuk hemen diğerini de konuşalım. Bu arada programı da bir kez daha hatırlatalım değerli izleyenler. 3 karşılaşmada saat 20.30'da oynanacak. Bu akşam Ankara Gücü Trabzonspor mücadelesi, yarın Galatasaray Başakşehir karşılaşması ve Perşembe günü de Fenerbahçe Kayseri Spor mücadelesi oynanacak çeyrek finalde. Gaziantep VK Lig'den çekildiği için Sivasspor doğrudan yarı finale çıkıyor. Galatasaray Başakşehir maçı ile ilgili de birkaç cümlenizi almak isterim. Başakşehir için de ilk 3 aşağı yukarı şekillendiği için Avrupa kapısı Başakşehir için de Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası. Onlar da hatırlayacaktır ya Başakşehir de yani Emre'yi sağ dışında şurada burada eleştiririz ama ben teknik adamlığının eleştirilmesini haksız olarak görüyorum. Bence maç sonu açıklamaları da Emre Belözoğlu'nun fena değil. Yani beğeniyorum ben Emre'yi. Hani
oyun dışındaki şeylerin eleştirilmesi hep saklı. Ama oynatmaya çalıştığı oyunu da, maç sonu açıklamalarını da futbolun içinden gelen biri olduğunu hissettiriyor hem izleyenlere hem oyuncularına. Başakşehir'in de oyuncu kalitesiyle Galatasaray'ın skor almadaki sıkıntısı, eğer Icardi patlama maçı olarak bunu görmüyorsa, hani o tür yıldızlar bir maçta patlarlar. Bir de tabii kötü bir hatıra var Başakşehir'de. Ligdeki 7 gollü mağlubiyet. Ama Başakşehir bir de tabii onun bir tesadüf olduğunu, o kadar kalitesiz olmadıklarını, bir revanşist bir duyguyla doğal olarak sahaya çıkacakları, ayrı bir motivasyonlar da olacaktır. Ben o maçın da çok zor geçeceğini düşünüyorum.